Sahnede bir kaza diyelim, talihsiz bir kaza. Biz dekorlarımızın arasına bizim şoförümüzün kişisel kamyonuyla ilgili şeyleri, kimyasal maddeleri karışmış. Bizim dekorcu arkadaşlarımız da bütün taşırken dekorları sahneye çıkarırken, biliyorsunuz turnelerde heyecan oluyor, biraz kaos oluyor. Bizim su bidonlarımız yerine maalesef onları taşımışlar ve kontrol edilmeden onlar bizim bardaklara boşaltılmış. Benim de rol icabı, yani sürekli yaptığım bir mizansen var, işte alıyorum sinirle dikiyorum kafaya suyu, çayı. O mizansene sıra geldi. Ben onu tabii hiç tereddütsüz yaptım. İçtiğim anda tabii çok büyük bir acı hissettim. Yani bir şey, çok ters giden bir şey vardı. Allah'tan birinci perde, birinci tablonun finalinde oldu bu. 3 saniye sonra zaten içeri girdim ve affedersiniz istifra ettim. Bir şeyler olmuyordu. Acı hiç gitmiyordu ağzımdan. Sonra tabii ilk tablonun, ilk perdenin bitimini beklemek zorunda kaldık. O maddenin ne olduğunu anlamak için. Çünkü böyle bir şeyi hiç kimse anlam veremiyordu yani. Ondan sonra arkadaşımın da başına geldi aynı şey, rol arkadaşım Uçan Çalışkur'un. İkimiz ağzımız alevlerle çıktık. Ondan sonra da tabii oyun çıkışında şoförden öğrendik. Ebb Blue diye bir madde. Ne diye bir madde? Hocam biraz şey, bu ağır vasıtaların yakıtlarını aslında doğaya da kazandırmak için bir yakıcı, yanıcı bir maddeymiş. Bunun tam bilimsel açıklamasını yapamıyorum, kusura bakmayın, o kadar çok şey okuduk ki. Sonra hastaneye gittik, müşahede altına alındım çünkü organlarda büyük tahribatlar yapan bir şey, madde bu. Güzel geçti, çok güzel geçti, bütün hastane seferber oldu açıkçası. Biraz solunum yolları dışında pek bir problemim yok diyebilirim. Kendimi çok da iyi hissettiğim için açıkçası bir mahsur görmedim bu gece sahneye çıkmak için.